Onlar ne olursa olsun uyandıklarında gözlerini bile açabiliyorlarsa mutlu olmaya baksınlar. Yapabilecekleri her şeyi yapmaya çalışsınlar. Hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Ama sağlık durumu iyi olan insanlar da bizlerin yanında olsun. Kolay değil. Arada herkes yapardı. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Biraz araya verdik ama tekrar karşınızdayız. Bugün Kolay Değil'in en önemli bölümlerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Çok değerli, çok sevgili iki tane konuğumuz var. Bir tanesi Canberk ve Canberk'in annesi Mehtap Hanım. Canberk nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ne olsun ben de, heyecanlıyım. Koşturmaca, bugünü bekliyorduk yani hani uzun bir süredir konuşmuştuk. Gerçi sen biraz yoğunsun, Masterchef'ler falan. Seni çok bulamıyoruz buralarda ama Latife bir yana her şey yolunda umarım. Her şey yolunda. Süper. Benim de ilk çekimim olacak. Biraz heyecanlıyım. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Burada şey, Canberk'in bu arada çok güzel böyle YouTube'la ilgili birkaç hani projesi var, hayali var. İnşallah bundan sonrasında da YouTube'da da bir belki kendisinde bir kanalı olur. Düzenli orada da içerik üretir. Canberk bu arada DMD değil mi hastalığın tam evet. Adı? DMD hastalığına yakalandı. Biz bugün bu programın bir amacı aslında DMD hastalığıyla ilgili bir farkındalık yaratmak. Aynı zamanda çok ilginç hikayeler duydum ben. Hani bizim Kolay Değil'in formatı biraz hani iş hayatından gerçek hikayeler ama gerçekten sadece iş hayatıyla aslında kısıtlamak istemedim. Canberk'le tanıştıktan sonra ve annesiyle. Öyle ilginç hikayeler anlattılar ki gerçekten bizim toplumda en çok sahip çıkmamız gereken insanlara aslında en çok zorluk çıkardığımızı, onlara en kötü davrandığımızı ve çok onları yalnız bıraktığımızın farkına vardım. Ve açıkçası Kolay Değil de bu bölümü işlemek istedik. Umarım birçok insan buradan hani ders alır. Etrafındaki sadece DMD hastalarına değil, engellilere, diğer zor durumdaki insanlara, hayvanlara ve canlılara daha fazla yardımcı olur diye umuyorum. Bugün biz hani Canberk'in hikayesini dinleyeceğiz. Bu birçok insan aslında tekrar kendini sorgulamasına neden olacaktır umarım ki. Hepimize de aslında bir hayatta motivasyon kaynağı sağlayacağını düşünüyorum bu hikayenin. Çünkü Canberk hani Bilkent İşletme'den mezun oldu. Çok da böyle birçok zorluğa rağmen sürekli motive bir şekilde hayatına devam ediyor. Çok pozitif. Biz burada açıkçası kendimiz hayatta çok böyle basit, çok ufak dertleri, çok ufak şeyleri dert ediyoruz, dertleniyoruz. Bize eminim birçok şey öğretecek bu bölüm, bu video. Canberk, biraz hani hastalığın hikayesinden bize bahsedebilir misin? Nasıl gelişti? Tabii 6 yaşında başlamış bu hastalık. Tabii çocukken belki bunu hastalık olarak bilmiyorsunuz ama ister istemez aslında fark ediyor gibisiniz. Mesela kreşe gidiyorsunuz. Herkes parka çıktığı zaman kaydıraklardan filan hemen gidip kayabiliyor ama siz nedense bir şekilde çekiniyorsunuz. Hadi ya. Ya da yapamam gibi diye düşün. Mesela salıncaktan korkuyorsunuz. Hızlı hareket edemezsem de çarparsa diye. Hani aslında hastalığım var demiyorsunuz ama bir şekilde fark ediyor. Mesela arkadaşlarınız okula düzenli gidiyor. Siz mesela belli zamanlarda doktora gidiyorsunuz. Bir sürü tüp kan veriyorsunuz. Ama arkadaşlarınıza baktığınızda onlar doktora 40 yılda bir gidiyorlar. Evet. O maalesef işte hayat sürekli o yoruyor. Hani küçükken bile ben de herhalde bir farklılık var diyebiliyorsunuz aslında. Bunu ilk ne zaman fark ettin? Kaç yaşında böyle hani tabii insan o 6-7 yaşlarında farkındalığı oluyor ama hani ilk böyle ya bende bir şey var ya dediğim kaç yaşındaydı hatırlıyor musun yani? Böyle tam böyle yaş olarak 10 yaşında, 12 yaşında, 6 yaşında belirgin bir şekilde, somut bir şekilde hani bu hastalığın etkilerini gördün.
10 yaşından itibaren. 10 yaşından itibaren. Peki tam olarak DM'de ne oluyor yani? Siz söyleyebilir misiniz Medya Bana? Duşen misküler distrofi deniyor. Kas erimesi. Kas erimesi. Vücuttaki distrofin maddesinin eksikliği diyelim. Bir şekilde gen kırılıyor. Nedeni belirsiz. O kırılan genden sonra vücuda protein gitmiyor. Distrofin maddesi olmadığı için de kaslar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Çünkü vücut proteinle beslendiği için kaslar gidemeyince yavaş yavaş erimeye başlıyor. Tabii burada fizik tedavinin çok büyük etkisi var. En başta çok çok önemli. Biz çok fazla küçükken tabii ki çok fazla yapıyorduk. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ama Canberk tabii okumak da istedi. O okumak istediği için biz de okutmak istedik. İstemeseydi çünkü örneği çok az Canberk gibi okuyabilen DMD hastaları genelde evde oturmayı tercih ediyorlar. Canberk Bilkent gibi bir üniversitede ki o kadar zor bir üniversitede bu hastalıkla mücadele edip ve orada okuyabilme cesareti gösterebilen örnek çocuklardan diyebilirim ben. İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Bir taraftan da Canberk, Bilkent'te okumuş olman sana, yani sen çok zeki bir insansın ama Bilkent'teki eğitiminle beraber belki işte akademik makale bile okumaya konusunda kendini geliştirdin değil mi? Tabii tabii. Yani sen ondan sonra mesela hastalığınla ilgili belki normal bir vatandaşın böyle maddi gücü belki yeterli olmayan ve eğitim seviyesi yeterli olmayan bir ailenin veya bireyin anlayamayacağı detaylı şeyleri araştırıp buldun değil mi? Mesela doktorlar da gittiğinizde ben bazen şeyler söylediğimde hani Google'dan araştırmayın gibi şeyler söyleniyor halka ama ben araştırmalarımı Google'dan yazarak değil de o konularla ilgili bilimsel makalelere bakarak okuyorum. Ülkemizde ne yazık ki doktorların birçoğu özellikle o alanla ilgilenmiyorsa DMD konusunda bilgileri maalesef yetersiz. Belki daha böyle kalıp bilgiler, hani çok eskiden kalma, güncel olmayan bilgiler. Evet, mesela şöyle bir şey. DMD tanısı konduysa, eğer Canberk'te bilinmiyorsa, görülmediyse DMD hastalığı işte 5 yaşında, 6 yaşına da birazcık az yürümeye başlar. 9 yaşında tekerlekli sandalyeye oturur. İşte 14-15 yaşlarında kalp kası da etkilenir. 18-20 yaşlarında ölür. Bunu Canberk'i görmeleri gerekmiyor. DMD mi? Tamam, bitmiştir. Yani bu yaşaması bu şekilde. Hı hı. Ama Canberk'i gördükten sonra 29-30 yaşına gelmiş, üniversite bitirmiş denmesi için, inanması için onu görmeleri gerekiyor. Bu bilgileri güncellemiyorlar. Yani bunu kimse 15 yaşında değil. Ölünür, 18 evet, yaşında. Biz bunun ama artık 20 yaşını geçen örnekleri de olmaya işte başladı. Biz zaten şöyle küçük olan yeni teşhis konmuş 4-5 yaşında, 6 yaşında tanı konmuş. Çünkü o anda insanın dünyası yıkılıyor gerçekten. Başınıza bir kaynar su dökülüyor. Ölüyorsunuz, yeniden diriliyorsunuz. Biz onlara aslında örnek olup hayatlarınızın böyle çok kötü yaşamamalarını, olanı olduğu gibi her şeyiyle yaşamalarını ve mücadele etmelerini, 29-30 yaşına kadar üniversite bitirebilen bir örneği onlara göstermek istiyoruz ki pes etmesinler, kendilerini de kahretmesinler diye. Tabii ki çok çok zor bir süreç. Çok aşırı bir zor süreç. Tabii anlatması, yaşamak, burada konuşması çok kolay, çok kolay ama şöyle de bir yaşaması şey var. Kolay şimdi değil yani. Biz okutabildik ama biz olan her şeyimizi vererek veda okutabildik. Ettiniz, ona göre araba lazım. Çünkü kas hastaları yani engelli değiller aslında. Hastalar, DMD'ler. Sadece yürümüyor değiller. Onların bütün vücudu etkileniyor. Kol, baş, kalp, bütün vücudu. O yüzden yürüyemiyorlar. Ona göre arabaları olması gerekiyor. Bir bedensel engellinin bütün hepsi engelliler, çok zor. Çok 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 zor. Tabii engellilik ayrı bir şey ama bu hastalık ve bir de bedensel olunca her arabaya binemiyorsunuz. Her istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Biz onu okula götürebilmek için arabamızın içine asansör koydurmak zorunda kaldık. Ama
Tabii bunu maddiyatla oluyor. Hani gitmek isteyen bir sürü çocuk vardır belki ama buna cesaret edip gidemediği için gidemiyordur. Veya işte insanlardan çekindiği için, insanlar bakışlarından ya da bu o tür rahatsız olduklarından çekindikleri için kendilerini eve kapatmış olabilirler. Çünkü biz lisede yaşarken de çok şeyler yaşadık. Bize asansörü kapatan lise müdürüyle asansörü bize bakım ücretini bize ödeten okul müdürleriyle mücadele ettik. Hatta veliler sizi istemiyor, çocuklar rahatsız oluyor diyen müdürlerle mücadele ettik. Yok, çocukların hani psikolojisi bozuluyor. Psikolojisi bozuluyor diye. Halbuki Canberk daha sonra arkadaşlarının bazılarında şunu söyledi. Dedi ki Canberk biz aslında çok şeyi dert ediyormuşuz. Biz o kadar küçük şeyleri dert ediyormuşuz ki sen bu kadar yaşadıklarından sonra eğer sen bu kadar hayata gülerek bakıyorsan biz onları dert ettiğimiz için kendimizle utanmalıyız diyenler oldu ve örnek alıp onları hiç dert etmemeyi öğrendiler. Tam tersi bir farkındalık oldu. Bir de şu var mesela bazı çocuklar hani istemiyor deniyor ama şimdi şöyle düşünün, ailenizin imkanı yok. Evet. Sizi sırtında ya da zorla kucaklayarak bir yerlere koyması gerekiyor. Haliyle siz de kas hastası olduğunuz için öyle her türlü kaldırışta kolay adapte olamayacak kişisiz. Şimdi öyle bir çocuk nasıl ben okula gideyim diyebilir ki eziyet çekerken. Doğru, doğru. O yüzden onların evet. desteklenmeleri lazım. Ailelerinin de doğru. desteklenmesi lazım. Doğru. Çünkü bize destek değil de bizim enerjimizi bile yok eden çok kişilerle de karşılaşıyoruz. İşte okusa ne olacak ki? Aman ne olacak sanki? Biz bunları aşarak geldik. İşte ne olacağı göstermek. Bir tek şeyimiz işte Canberk 29 yaşına geldi, 30 yaşına geldi. Hala yemeğini yiyebiliyor. Çünkü bu yaşta olabilen yemek dahi yiyemiyor. Ya işte hayatta değiller ya da bu mamayla beslenebilip tüple yaşıyor çocuklar. Biz onları göstermek için okusa ne olacak? Biz şöyle düşündük, yaşadığı süre içinde nereye kadar onu Allah bilir. Yaşadığımızın bir şeyini biz ne uzatabiliriz ne kısaltabiliriz. Ama yaşadığı süre içinde insanlarla konuşabilen, kültürlü bir toplum içine girdiğinde derdini anlatabilen bir birey olsun. Bizim tek amacımız buydu. İstediklerimizi yapmak istedik. Çoğunu yapabildik mi bilemiyoruz. Örneğin Canberk gibi hastalar için mesela bazı şeyler lüks gibi görünebiliyor. Mesela bir tatil dediğiniz şey, Canberk demede hastalarında yüzme çok önemli. O yüzme onların hayatı denecek kadar önemli. Ama yüzme nasıl yapılabilir? Onu yapmak için imkan nasıl olacak? Çünkü Canberk'in yaşına gelen olmadığı için, onlarda diyafram kası da zayıfladığı için akciğer kaslarıyla ilgili problem de yaşıyorlar. Onun için kapalı alanlarda yüzme yapamıyorlar onlar. Daralıyorlar kapalı ortamda, buharda filan. Şimdi açık yüzme havuzlarında ve onlara uygun asansörlü asansörlü havuzu olan, yani açık yüzme havuzu da yetmiyor, bir de özel onun asansör yetiyor. Asansörlü havuzla içine girecek şekilde bir asansör olması lazım ki orada yüzebilsin. O da şu şartlarda bir tatile gidiyor olsanız çok az, Antalya'da 2-3 otelde ancak var. Onlar da çok fazla cüzi, yani çok iki kez var. Ancak gidebildik biz 4 gün bu zamana kadar. Evet. Ama işte çok gerçekten zor. Evet. Bunun nasıl acı tarafı şu, yani ben daha önce bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi bu konunun asıl zor tarafı bence. Hani lüks değil aslında bunlar. Aynen, yani bu tür bir tatile ya da adı tatil aslında ama aynı zamanda i̇şte aslında egzersiz aslında yaptığımız egzersiz, bir şey. Evet. Ve insanlar yani tatile de gitmeyi ver gibi i̇şte, bir zihniyetle İşte bu tür düşünceleri aşmak istiyoruz biz aslında. Aslında bir de bizim amacımız aslında tatil aslında değil. Aslında kas hastalarının tatile gitmesi çok aslında normal bir insanın tatile gitmesi gibi değil. Asıl bence onlar hak ediyor. Tabii. Halkın desteğiyle belki de en iyi yerlere gidip tatil yapmayı hak ediyor çünkü onlar hayatlarında çok büyük mücadeleler veriyorlar. Toplumca bu bir hediye olarak da düşünülebilir ya, aslında. Keşke bunlar. Canberk şey olsa, toplumda böyle bazı bir tık daha lüks sayılabilecek şeyler, mesela normal bir insanın tatile gitmesi gibi bir şeylerde
mesela otellerden alınan ücretlerden otomatik belirli bir yüzdelik, %1 gibi, %1/5 gibi, 1 gibi ücretler böyle ayrı bir yerde toplansa, bu sadece bu arada tatil için veya DMD için söylemiyorum. Benzer evet. Tüm örnekler için ve o fonlarda toplanıp aslında otomatik olarak sizin kullanımınıza açılsa çok güzel olur. Yok i̇şte çünkü biz öyle bir şeyler yapmak istiyoruz insanların aslında. İnsanların gönüllü olarak bunu yapmasını beklersek yok. İmkansız yani. İnsanlar bu videoyu izleyip de diyecek, belki insanlar, kim insanlar burada bağış yapacak, bir şeyler yapacak başka arkadaşlara da vesaire, ama bir gün iki gün sürecek bir şey o yani, farkındalık. Sonra yine günlük hayatta maalesef bunu unutuyoruz yani. Buna sürekli böyle devletin sistemlerinin olması lazım yani, hani DMD hastalarına ve diğer başka hastalıklara sahip insanlara çok çok böyle kol kanat geriyor olması lazım. Evet. Bir de buradan, bu videodan aslında vermek istediğim mesaj şu. Benim şahsen en çok rahatsız olduğum konu bu, sizin bahsettiğiniz hani işte tatile gidiyorsan ne gerek var veya işte başka bir şey yapıyorsan ne gerek okumasın, var. Okumasın, ne olacak, okuma, otursun evinde işte. Evinde otur vesaire. Benim gibi. Evde 3 tane yatıyor diyen şeyle karşılaştım. Evet veya işte düşünün arkadaşlar yani okul müdürü daha doğrusu şunu düşün yani, okul müdürü sıkıntı çıkartıyor bir öğrencisine, evet. Ki tam tersi diğer işi gücü bırakıp bu öğrencisine destek olması gerekirken, bir de bazı velileri düşünün yani, hani işte Mehtap Hanım'a daha çok yani maddi hiçbir şey değil bu arada. Maddiyat hiç önemli değil. Evet. Yani Mehtap Hanım'a bir sarılsa, bir işte elinden tutsa, bir konuşsa, pozitif bir şeyler söylese, manevi şekilde destek olsa, bunun inanın maddi bir karşılığı yokken, bunu geçiyorum. Ya bırakın bunu, hani nötr olsa daha köstek, iyi yani. Hani köstek olmasınlar oluyor. Yeter ki köstek yani, olmasınlar. Düşünün, size biri bu durumdayken geliyor şey diyor yani, ya da dışarıda başkalarıyla şey konuşuyor. Benim çocuğumu arkanızdan duyuyorsunuz. Evet, psikolojisini bozuyor ya diyor. Yani evet. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani hastalığını bırakıp insan aslında bunlarla yıkılıyor değil mi Canberk? Yani bu tür şeyler. Aslında evet, kim ister, kimse istemez. Zamanla hastalığını da bir şekilde, benim demek ki sağlıklı insanlara göre çok mücadele etmem gerekiyormuş, ben böyle yapacakmışım deyip zaman içinde alışıyorsunuz. Ama bunun üstüne bir de çevresel faktörler size bir yük olarak binince, bu sefer çok zorlu durumların altında yani, kalıyor. Evet, ona alışılmıyor. Ne psikolojiniz yetiyor, yani ne fiziksel durumunuz yetiyor bundan sonra. Yani yaşadığınız şey zaten çok zor. Bir de ayrıca negatif destek oluyorlar, köstek olunca. Bu sefer siz onun içinizdeki o pozitif enerjiyi de yok ediyorlar. Sonra bakamaz hale geliyorsunuz. O derece moralimiz bozuluyor ama biz bunların hepsini yok sayarak yolumuza devam ettik. O sağlık konusuna gelmişken, ben mesela beni üzen ve bir sağlıkçıya yakıştıramayacağım şeyden de bahsetmek istiyorum. Tabii burada. Memnuniyetle. Mesela hemşirelik okumuş biri normalde sağlıkçı olacak ve insanlara sağlık vermek için destek olacak diye beklersiniz. Ama mesela öyle bir kişiden keşke ben de engelli olsam, kolumun bir yerinde filan bir şey olsa da ben de işe girsem gibi bir laf söyleyebiliyor size. Canberk aynı zamanda da devlet memuru da onu yani üniversite 3'te sınava girmişti. 86 puanla atandı. Alnının teriyle diyeceğim artık. Yani öyle havadan zannediyorlar ki bu engelli ya da işte Canberk gibi olanlar işe giriyorlar ya. O belki bilmiyorum, lise mezunu olmayıp ilkokullar kurayla giriyormuş ama o kadar zorluklarla biz o mücadelelerle girdik ki öyle havadan filan girilmiyor bu işe. Bu devlet memuru oldu. Ondan sonra yanlış size, anlaşılmalı. Evet. Evet, hemşire yani, şey mi dedi yani? Keşke ben de bir şey olsaydım da ben de engelli olsaydım da keşke ben de atansaydım. Atanamayan evet. Bir insan. Yani şimdi bir de bizim gibi bireylerin yaptıkları da bazı kişiler tarafından küçümseniyor. Halbuki benim hastalığımda birinin başka şehre gitmesi bile başarı örneği. Tabii. Ya lütfen bunlara bir empati yapın. Yani bu hemşirelik, doktorluk, öğretmenlik, bunlar ulvi meslekler. Bunları insanların
başka sebeplerle yapıyor olması lazım. Bu meslekleri birilerine faydalı olmak, birilerine yardım etmek için yapıyor olması lazım. İnsanın devlet memuru olayım ya da şu belirli maaşı alayım şeklindeki nedenlerle yapmıyor olması gönüllü lazım. Gönüllü daha bir içten olması lazım. Öyle yaparsak Canberk gibi bir arkadaşımıza sonra böyle bir laf edebiliyor bir insan. Yani keşke ben de engelli olsaydım senin gibi atansaydım gibi. Keşke ben sağlam olsaydım da atanmasaydım. Ya evet, yani bunu nasıl bu cümleye gerçekten... O cümleye de ben değişelim demek isterdim aslında. Evet, bu her şeyi özetliyor çünkü zaten. Çünkü sağlıklı bir insan eğer azıcık bir yeteneği varsa her türlü şekilde ekmeği çalışabilir. Ne olacak? Az yer çok yer. Ama ilacınızı azalamazsınız. Evet. Yani o insan sağlıklı bir insan dediğin gibi yani bir şekilde zorlanır eder ama hani senin tabii öyle bir lüksün yok yani hani ilaç konusunda vesaire diğer konularda. Yok, benim de ne hasta olmaya gibi bir lüksüm var. Hı-hı. Ne de bugün hiç kalkamayacağım yerimden, bugün hiç bir şey yapamayacağım deme gibi bir lüksüm mesela, yok. Var. Hiç öyle bir lüksüm yok. Can belki kaldırmak zorundayım. Birçok insan grip olduğunda bile yani neredeyse hayat çekilmez gibi geliyor ona. Bizde grip ölümcül risk bile yaratabilecek bir hastalık. Evet. Çünkü kaslar sadece bacaklarda ya da kollarda yok. Kalpte. Nefes almak için de gerekli. Kalbin atması için de gerekli. Yemek yemek için bile gerekli. Yutma kasları. Burada konuşabilmek için bile gerekli. Doğru doğru. Şeyi konuşalım biraz. Bu yanlış bir tedavi uygulanıyor herhalde değil mi? İşte o anki denk geldiğiniz doktorun aslında açıkçası bilgi birikimine bağlı bir durum. Hı hı. Mesela normalde DMD hastalarının BIVAT adında bir cihaz kullanması gerekiyor. Evet. Bu yurt dışında 13-14 yaşında başlanan bir cihazken bizim ülkemizde siz kendinizde bir eksiklik fark edeceksiniz de doktora gideceksiniz, öyle araştırılırsa bulunacak. Ben mesela o cihazın 2 yıl oldu biz başladık. Basıncı ayarlanıyor. Onun ayarlanması için aylarca farklı bir sürü hastanede yattım. Her doktor farklı bir şey yapmaya çalıştı. En son bir hastaneye gittiğimde orada düzeltebildiler. Mesela bir doktor, sen çok kötü durumdasın, sana trakeostomi yapmamız gerekiyor. Boğaz nefes alabilmen için boğazına boru takmamız gerekiyor derken, bilgi birikimi iyi olan bir doktor, bunu onları yapmaya gerek yok diyor. Bunu cihazı şöyle ayarlamamız yeterli diyor. Siz işte o direkt tüp takmamız gerekli diyen doktora denk geldiyseniz, normal insanlara da tabii ki önemli bir durum olduğunda o şekilde müdahaleler ediliyor, boğazlarından delik açılıyor ama onlarınki belli bir zaman sonra kendiliğinden kapanıyor. Ama bizde o kapanamayabiliyor. Doğru, o açıldığında çünkü yutma, tabii yemek yemeniz de yutma kaslarını kaybediyor. Farklılaşıyor. O geçene kadar bu sefer yutma, yutabileceğiniz kasları da yok ediyorsun, kaybediyorsunuz. Bu sefer siz iyileşseniz de iyileşmiş olmuyorsunuz. Evet, çok şey yani işte çok iğne ipliğine bağlı konular. Çok doğru çok. İnsanlara denk gelmek lazım. Sonra yani. Şimdi biz biraz da bilgi birikimi olunca Canberk dışarıda makaleleri falan okuduğu zaman bazı doktorlara biz bildiklerimizi söylediğimiz zaman doktorlar bizimle kavga ediyorlar. Hı hı. Bir de öyle bir durum var. Ya da işte bu kadar yaşa gelmiş, bu oksijeni de şeyi de gayet iyi, bundan daha fazlası olmaz, çok bile diyen doktorlarla karşılaştık. Bu 5 hastane gezdik biz 2 yıl önce bu BIVAT cihazını ayarlı olması için. Bir olan BIVAT SD cihazı verildi. O cihaz dediği gibi Canberk'in boğazı delinecekti. Çünkü karbondioksit gazı yüklemesi oluyordu. Karbondioksitini dışarı atamıyordu Canberk, diyafram kası zayıf olduğu için. Onun için de mecburen öyle bir şey olacaktı. Bunu 5 hastane, 5 ayrı doktor
Hiçbirisi, hepsi ayrı basınç uyguladı. Karbondioksiti düşüremedikçe basıncı çoğalttılar. Karbondioksiti düşüremedikçe basıncı çoğalttılar. Artık Canberk patlama derecesine geldi. Ve doktorlara söylediğimizde bizimle dediğiniz gibi kavga ettiler. Hatta bir tanesi, cihazınız işte böyle kötü, ne yapabilirim, sen bu cihazı alabilecek misin diye hastanede. Bana bu 30 milyar, sen bunu alabilecek misin, ne konuşuyorsun diye bana bağırarak, Canberk'in yanında bana bağıran doktorlarla karşılaştık. Evet. Sonra ki anladık ki bir hastanede doktorumuz gerçekten 29'a 9 basınçla bir sürü yerde farklı farklı da basınçlar veren doktorlardan başka, şu anda biz 2 yıldır ne karbondioksitimiz çıkıyor ne oksijenimiz düşüyor. 15'e 5 basınçla 2 yıldan beri hiçbir şekilde ne maşallah ciğerimizle ilgili bir şey hangi var. Hangi doktor bunu sağladı? Gazi Hastanesi'ndeki Tansu hocama biz Canberk'le bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Soy ismi var. Ne Tansu. Gazi Hastanesi'nde Tansu Hoca. Göğüs hastalıklarında Tansu Hoca'ya. Tansu hocam Canberk'in yani hayata yeniden yaşamasını dediğim sağladı gibi diyebilirim. Böyle durumlar var. Mesela 29 olan 29 şey, basınç başka bir doktor 15 dememeli. Yarısı düşünebiliyor musunuz? Ve 29'a 9 basınçta bize burun maskesi takacağını söyleyip bizimle kavga eden doktor, halbuki 29'a 9 basıncı normal insanın normal şekilde takmak bile çok zorken biz şu anda 15'e 5 ağız burun maskesi takıyoruz. Burun maskesini burnu patlatacak şekilde burun maskesi takmadığımız için bizimle kavga edip hakaret evet eden doktorlarla karşılaştık. Ya şunu düşünün yani hani Mehtap Hanım ve Canberk çok mücadele burada etti. Bilinçli bir şekilde hani evet doktora demese ki yani ben bunu takmayacağım, bunun zararı var. İşte. Belki geri döndürülemez sonuçları evet olacaktı bunun. Evet. Ve hani burada bunu hem doğru olanı yapmışlar, bir de bu doğru olanı yaparken şeyi hayal edin. Doktor gelip bir de bağırıyor, küçümsüyor ve evet alay ediyor yani. Yani 30 bin lira hesabını alacak mısın gibi. Evet, medikaller mi doktor, onlara mı inanıyorsunuz? Medikaller vermiyor dedim. Burun maskesi bu basınca medikaller ver. Onlar kim oluyor? Ben doktorum. Onlar doktor mu olmuş diye bize bağıran doktorlarla karşılaştık. Ama satan firmada ben riske giremem. Ben riske giremem. Ben burun maskesi 29.9 basınca burun maskesi ben veremem. Ben bu basınç diyor mesela. İnsan tamam, biz profesyonel değiliz o konuda. Tıp diplomamız tabii ki yok olanlara ama da. Ama tecrübelerimiz var. Saygım var ama şu var. Hani siz orada sonuçta kendi bedeninizi de bilirsiniz. O yüksek basınç bana zarar veriyor. Hiç nefes alamıyorum. Daha kötü oluyorum dediğinde bir doktor size sen şımarıklık yapıyorsun, duygu sömürüsü yapıyorsun gibi ifadeler kullanıp sen ne anlarsın deyince bu ki hiç cahil olmuyor. Ama cahilleri aldatmak çok kolay oluyor ki evet biz bunu nasıl çözdük? Gazi Hastanesi'nde meğer, onu da yine söylemeyeyim, aynı cihaz, BIBAP SD cihazı, bir tanesi başka bir marka, bir tanesi başka bir marka, Çin malıymış. Aynı görüntüde olduğu için o da SD, o da SD, meğerse içerik aynı, tabii ki olmayacak. Görüntü olarak değil, içeriğine bakmak lazım. O karbondioksiti düşürmezken öbürü 15'e 5 basınçta karbondioksit düşürdü. Tansu hocam ikisi arasında da bir gece boyunca yatırıp ikisinin de testlerini yaptı. Birinde karbondioksit düşerken öbüründe hiç düşmediği görüldü ve bunu yazıyla gönderildi kuruma. Fakat orada doktorlar hiç okumadan bu da SD, bu da SD diyerek okumamışlar. Fakat biz yine dediğim gibi biz kendi gücümüzle cebimizden onu bıraktık. Evde duruyor o cihaz. Onun öbür cihazı, bize iyi gelen hangisiyse o marka cihazı alıp kendi paramızla aldık. Hmm. Ama şimdi bunu alamayan bu mücadele yapamayan bu garibanlar onu takarsa daha kötü hastaya gidiyor. Fakat biz bunu çözdük. Bunun olduğunu bildik. Biz alabiliyorsanız böyle, alamıyorsanız öyle. Ne yapabiliriz o zaman? Mecbur biz aldık. Ortada evet bir şey var. O 2 yıldan beri de Canberk'in ne karbondioksit ne oksijen hiçbir şeyimiz yok. Süper. Benzer hani sorunları yaşayan ebeveynler ya da çocuklar veya gençler biz bunlara işte şey olmak istiyoruz aynen aslında. Aynen.
Belki hani daha detaylı videolar çeker Canberk evet. ayrıca ama hani bizden de hani birkaç yorum, bölüm bile olabilir. Aynen yorum atarlarsa bize evet. Veya yazarlarsa bize biz hani Canberk ve Mehtap Hanım'ın bilgilerini iletiriz evet. onların izniyle. Daha detaylı soru sorarsınız ve belki size evet. hem maddi olarak hem de hani sağlık olarak çok daha fazla daha faydalı şeyleri ulaşmanızı çünkü sağlayabiliriz. Çünkü küçük yaşta olan annelerin önce bir defa dediğim gibi bu hastalığı duyduklarında doktorunuz size işte aynı şeyleri söyleyecek gittiğinizde. 5-6 yaşında yürümez. En fazla 9 yaşında yürür. İşte 18 yaşına kadar kalp kası etkilenir. Yaşam süresi bilemediniz 20 diyecek. İşte bunları söylerken 6 yaşında başına kaynar su dökülen bir aile sizi gördüğü zaman, sizi 29 yaşına gelmiş ve böyle bir okumuş bir çocuk gördüğü zaman onun ne kadar mutlu bir eder. De. Bizim zamanımızda 6 yaşındayken gerçekten ben Canberk gibi eğer bu yaşa gelmiş ve böyle üniversite bitirmiş, 29 yaşına gelmiş birisini görmüş olsaydım belki ben de çok daha farklı kendimi tabii. o kadar kahretmezdim. Tabii. Çünkü ben 18, bugün mü ölecek, yarın mı ölecek, yarın ne olacak, bugün nefesimiz var mı yaşadım ben. Ama eksiklerimiz olmadı değil. Hareketlerimizi çok yapmadık. Çok fazla o ayakkabılar, ayağı böyle dikelme şey montlar var. O gece montları çok önemli. Kaslar kısalıyor, arka kaslar. Ayak böyle bastığı için ayağa kalkamıyor. Onlar çok önemli. Yüzme çok önemli. Fizik tedavi çok önemli. Ama Canberk okuduğu süre içinde o ayakkabıları falan giymek istemedi. Giymek istemediği için çok da fazla zorlayamadık. Tabii ki hem ağır bir okul hem öyle olunca ikisi bir yürüyemedi ama Canberk okula gittiği için belki de yani o bile hareket oldu Canberk için. Tabii tabii ama şey yani bunu bizlerin anlaması çok zor. Yani, anlayan birinin evet. Tabii ya bir annenin evladıyla ilgili evet. Dışarıdan doktorların söylediği işte, sözlerden çok azar işittim. Dolayı yani işte çocuğunun 18 yaşında bugün mü vefat edecek yarın mı diye düşünmesi korkunç bir şey. Yani İsterseniz size, şuradan atın diyenlerle karşılaştık biz ilk tedavi şey teşhis konduğunda. Yani sizi yani, gerçekten onlar ben, şunu anlatmaya çalışıyor. Yani bu hastalık o kadar kötü bir hastalık ki Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir hastalık yani şimdiden siz kendinizi buradan aşağı atın kurtulun o derece bir hastalık. Yani bu hastalıkla nasıl rekabet edilir onu söyleyen yok. Onu sadece evet. bize Canberk'in doktoru hatta mezuniyet törenine de gelip ben sizi örnek alacağım fotoğrafları seminerlerimde göstereceğim. Onu da çok eleştirenler var gerçi ama seminerlerimde sizi göstereceğim fotoğrafını izin verirseniz diyen Canberk'in doktoru 22 yıllık doktoru. Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Haluk Topaloğlu söyledi. Daha ilk gittiğimizde Canberk sana Bilkent yakışır. Bize şöyle söylemişti. İlk teşhis konduğunda bakın dedi siz çok şarlatanlar olur. Şunu yaparım bunu yaparım işte böyle var bu hastalığı şöyle olur böyle olur diyen. İlk zamanlar olmadı değil oldu biz varımızı yoğumuzu. Çinli doktor, Çin'den ilaçlar, akupunktur her şey yaptık. Sonra Haluk Bey dedi ki bize. Hiçbir şu anda hiçbir şeyin faydası olmaz. Sadece sizin paranızı alırlar. Siz onları bırakın. Bundan sonra ne yaparız ona bakın dedi bize. Ve biz ondan sonra Canberk'e dedi Bilkent yakışır dedi. Canberk'e Bilkent yakışır. Siz bundan sonra yaşadığınız süre içinde ne yapabilirize bakın dedi. Tabii hani en büyük tebrik Canberk'e yani. Hani sonuçta hastalığı yaşayan o. Ama bir o kadar da alkışı siz hak ediyorsunuz Mehtap Hanım. Gerçekten ederim, sağ olun. Bahsettikleriniz inanılmaz yani hani daha çektiklerimiz çok evet evet yani hani biz hayal bile edemeyiz yani bunu söylerken bile böyle bir zorlanıyorum ama gün sonunda yaşayan gibi asla olmaz yani ateş düştüğü i̇şte, yere yakıyor. Evet aynen öyle. Sizin çok tatlı bir köpeğiniz var bu arada. Canberk'in hatta annesi oluyor kendisi. Öyle mi? Canberk'in İtalyanca öğretmeni evinize sevinç getirsin demiş. Sevinç demekmiş. Adı bizim de çok hoşumuza gitti. İtalyanca Gioia ismini uygun gördük. 1,5 yıldan beri de bizimle birlikte evin bir bireyi olarak devam yaşıyor bizimle birlikte. Bu şey yani köpek gerçekten çok fayda sağlıyor evet, değil mi? O çok deminki örneği bir anlatabilir misiniz? O iki elini kaldırıyor. Evet. Nasıl Canberk'i oluyor? O kadar çok kendini anne zaten öyleymiş herhalde kendilerini onların bir farklı olduğunu hissediyorlarmış. Onun için de kendi çocukları yavruları olarak görüyorlarmış.
En basiti Canberk şimdi lavaboya gittiğinde, geldiğinde kendi yavrularını nasıl yalıyorlar, temizliyorlar ya. Biz ne kadar elini yıkasak da Canberk'i illa yalayacak. İmkansız bir şey. Sonra Canberk'i yalıyor. Canberk yatağına oturduktan sonra babayla beraber arabayı götürüyorlar. Şarj aletini yerine bırakıp geliyorlar. Çok tatlı. Bu şekilde yapıyorlar. Ben mesela evde birini çağırdığımda... Evet. Anne diyorum, ilk o geliyor. Evet, bakıyor sonra. Ara ya da havlayarak getirtiyor. Geliyor bir bana havlıyor. Bir şekilde anlatıyor yani. Canberk mi çağırıyor dediğimde iki ayaklarıyla kalkıyor, böyle ayağa kalkıyor. Sonra birlikte gidiyoruz. Çok tatlı ya. Evet. Yani evet. Ya özellikle bu tür hani hastalıklarda veya sorunlarda çok önemli bir şey köpek. Hani eğer maddi gücünüz varsa ya da öyle bir şey varsa kesinlikle tavsiye edilir o evet. zaman değil mi? Çok büyük bir terapi oluyor. Hı-hı. Özellikle Canberk gibi olanlar için çok büyük terapi oluyor. Çünkü ben evde olmadığım zaman da zaten çok yalnız bırakmıyoruz Canberk'i ama yine de Canberk'in ayak ucundan hiç ayrılmıyor. Şu geçenlerde bir hani MasterChef'e falan gittin, İstanbul'da katıldın. O hikayeleri bir bahsedebilir misin? Sonrasında bu yolculuk biraz zorlu geçti falan, onlardan da bir evet. kısaca bahsedersen sevinirim. O hikaye şöyle başladı. Evet. Ben bu yemek konularına, farklı yemeklere bakmayı, incelemeyi çok severim. Keşke yapabilseydim ama öyle bir şansım olamadı. İncelemeyi çok severim, kültürlerini araştırmayı. Sonra MasterChef'te jüri üyesi olan Somer Şef var. Bir tane kitabı çıkıyor işte. Ben meraklı olduğum için o gün rahatsızlığımdan dolayı ben gidememiştim. Annem kitabı, Bilkent'te bir konferans olmuş. Annem orada kitabı imzalatmaya götürdü. İmza etkinliğine. Orada imzalamış. Üzerine de MasterChef'te görüşürüz yazdı. Ondan sonra hemen telefon numarasını verdi bize. TV8'den çağırdılar. Hatta orada Üsküdar Belediyesi'ne de özellikle teşekkür etmek istiyorum. TV8 aracılığıyla beni havaalanından almaları için bir araç gönderdiler. Özel asansörlü. Ve orada çalışan, beni getirip götüren kişiler sadece taşıma hizmeti vermediler. Yoldaş gibi de oldular. Sandalyemi, akülü sandalyem olduğu halde onu bile bana sürdürtmediler. Kendileri ittiler. Geceye kadar bizi beklediler. Evet. Ya ne güzel ya. Biz bu arada biraz tabii... İnsanlık kötü. Görevi başka. Hani o görevimi yaptım, benim işim bitti, 5'te bitiyor veya şunu yaptım evet. mı yaptım demedi. Evet. Helal olsun. Yani biz tabii kötü örneklerden verdik ama böyle güzel evet, insanlar böyle da güzel, çok güzel insanlarla tanıştık. Arkadaşlar hani isimlerini evet. bilmiyorum ama isimlerini, helal olsun. Çok teşekkür ediyorum. Birisi zaten görevi de değildi. Yeğeniymiş. Yanında birlikte gelmişti. İşte insan olunca fark etmiyor. Görev, evet. yeğen ne olduğu önemli değil. TV8 ekibi de çok güzel ilgilendiler. Evet. Bize oda verdiler. Çok Eda diğer jüri üyeleri Danilo, Mehmet Şef, Somer Şef de gayet güzel karşıladılar. Tabii yine bu hastalıkla uğraşınca Mücadele bitmiyor. Gününüzün bir kısmı güzel geçerken bir kısmında sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben özellikle uçak yolculuğundan bahsedeyim. Lütfen. Aslında ben tabii tekerlekli sandalyeye 14 yaşında oturdum. Ondan önce uçak seyahatlerim oldu tabii. O zaman bir zorluk yaşamıyorsunuz. Hatta güzel oluyor hemen. Varıyorsunuz gideceğiniz yere. Ama sandalyeye oturduktan sonra araştırmalarımda ağır engelli olan kişilerin uçak seyahatlerinde sıkıntı çektiklerini biliyordum. O nedenle biz şehir içi, şehirler arası mesafelerde uçak kullanmaktan çekiniyordum. Ben de yarın bir gün yurt dışına gitmem gerekirse... Bir deneyimlemiş olalım dedik. İstanbul'a uçakla gidelim dedik. İlk uçak deneyimi miydi bu? Yani tekerlekli sandalyede oturduktan evet. sonra.
tekerlekli sandalye cesaret edemediğimiz için hep günler öncesinden araştırma yaptık. Dedik ki bakülü sandalye uçağın kapısına kadar gelebiliyor mu, yapılabiliyor mu, biz nasıl yapacağız diye. Her şeyi tamam dediler. Sen bu havalimanına gittik. 18 ayın 18 Aralık'ta. Oradaki görevliler bu sandalyenizle uçak kapısına kadar gidemezsiniz dediler. Niye gidemiyorsun ki? Zor oluyormuş taşıması. Hatta size olmayacakmış bir şey gibi anlatıyorlar ama arkadan da konuşmalarını duyuyorsunuz. Geçen sefer zor olmuştu, hatırlıyor musun? Ben bunu almayalım diyelim bence diyorlar kendi aralarında. Halbuki böyle bir hakkınız var ve bir kasasta söyle. Havalimanındaki sağlanan sandalyelere rahat rahat oturamıyor. Çünkü onlar yetersiz kalıyor. Minderleri düzgün olmuyor. Ve benzeri uçağı kendi arabanızla gitme alamayız dediler filan. Orada uğraştık yarım saat. Anlattık. Bir görevli geldi. Onun bir üstündeki görevli geldi. Bayağı o hakkınız olanı bile almak için bazen uğraşmanız gerekiyor. Neyse onu hallettik. Biz engellilerin o zaman hayatını kolaylaştırmak için ya da şöyle yapacağız. Mesela bir havaalanının genel müdürü mü var? Hani normal, sağlıklı. Onun bir genel müdürü de engelli yapılacak o zaman. O da onu anlayacak, yaşayacak ya da empati yapamıyorsa birebir yaşaması gerekiyor. Hani engelliler için böyle şeyler de. Mesela öyle direkt engelli bakanlığı bile olabilir. Neden bir bakanlığın altına bağlamak gerekiyor ki? Evet, evet. Çünkü onu en iyi anlayan, onu çözecek en iyi anlayan. Ve orada kişi, engellilerin olması gerekli. Ya da gerçekten böyle bu işi gönüllü olarak gönlünden geldiği şekilde yapacak kişiler çalışmalı. Doğru, doğru söylüyorsun. Söylemek istediğin bir şey var mı? Benim söylemek istediğim ağır hastalıklarla uğraşan kişiler için öncelikle bir mesajım olacak. Onlar ne olursa olsun uyandıklarında gözlerini bile açabiliyorlarsa mutlu olmaya baksınlar. Yapabilecekleri her şeyi yapmaya çalışsınlar. Hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Ama sağlık durumu iyi olan insanlar da bizlerin yanında olsun. Evet. Gezebiliyorken, yiyebiliyorken, içebiliyorken, her türlü şey yapabiliyorken yapsınlar. Hiçbir şey eksik olmasın ama bu arada tabii bunları yapacak olanlara da bizlere destek olsunlar. Çok teşekkürler. Hani bölümün sonuna geldik. Biz teşekkür ederiz. Canberk hani müthiş bir şey söyledi. Hani gözünü bile açabiliyorsan onun bile kıymetini bil. Evet. Ona bile şükret. Buradan o zaman bölümü ana gibi yer, vatan gibi diyar olmaz aynen diyerek bitiriyorum. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.